gerekiyor. Evet başkanım, Aselsan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışına ilişkin gündemde iddialar var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Gündem ne? İddia ne? İddia kim yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun bir parçası. Aselsan malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın çoğunluk hisse sahibi olduğu bir şirket. %25'i halka açık bir şirket. Diyelim vakfımızın şirketi. Büyük savunma sanayi şirketlerimiz çoğu Aselsan, Havelsan, Roketsan, bunların büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait. Ve Aselsan olsun, Tusaş'ın olsun, Havelsan olsun çeşitli ülkelerde, çeşitli ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. Durum bu. Yani bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi. Tabii ki bir de şunu unutmamak lazım. Aselsan borsaya halka açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyon da gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur. Zaten kamuya aydınlatma platformuna Aselsan herhangi bir hareketi bildirmek durumunda yasal olarak da. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten savunma sanayi konusunda da lütfen siyasete alet edilmesin. Kaç kere söyledik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında, savunma sanayi alanında çalışmalara devam ediyorlar. Bu arada tabii ki ortaklıklar yapıyorlar, çeşitli alt şirketler kuruyorlar, çeşitli ülkeler yapılanmalara devam ediyor. Bir normal profesyonel şirketlerin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar. Bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de sanayi kuruluşları, biz sabah itibariyle geldik buraya. Belki bu kurumlarla bugüne kadar hiç çalışmamış olanlar paydaş olabilmek için neler gerektiğini bu masalarda öğrendik. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de sanayi ve teknoloji buluşmaları devam ediyor. Evet. Özellikle sizin ülkenizde sizlerin temsil etmiş olduğu konular, yani vakıf şirketleriyle iletişim kurmak ne kadar devam edecek bu? Nasıl gidiyor? Sonuçları bu sürekli devam edecek. Çok çeşitli illere gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün kabiliyetlerinin bu sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda, ileri teknolojiler yolculuğumuzda masada olması gerekiyor ve geniş bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde yapacağı katkılar da çok önemli. Onun için kabiliyetleri yerinde tespit etmek, yerinde görmek, onlarla beraber belirli hedeflere doğru yürümek ve teknoloji derinliğimizi, yeni buluşları, inovatif yaklaşımları hep beraber hayata geçirmek durumundayız. Bu bir anlamda Türkiye'nin bir yolculuğu, bir huruç harekatı. Bunda da bütün varlığımız, bütün kabiliyetlerimizin masada ve alanda olması gerekiyor. Onun için geniş ölçüde bir tarama yapıp, şirketlerimizle el ele çalışıp, olası bütün kabiliyetleri mümkün olan en ileri seviyede desteklemek, hayata geçirmek ve kullanmak istiyoruz. Bu tabii sadece sanayi buluşması olmuyor. Aynı zamanda gittiğimiz yerlerde üniversitelerimize, gençlerimizle de buluşuyoruz. 7'den 77'ye bütün insan kaynağımızın bu konuda yetkinliklerini ortaya koyması gerekiyor. Bunu koyduğumuzda da çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.